Merhaba arkadaşlar, ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşındayım, bir yüksek biyoloğum ve iki çocuk annesiyim ve tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Kaçamak sonrası kilo almamak için neler yapmamız gerekiyor? Bugün bunları, bu videoda bunları konuşacağız. Ve sizden de hemen videonun başında kaçamak yaptıktan sonra ne yaptığınızı yazmanızı istiyorum. Başınızı taşa mı vuruyorsunuz yoksa telafi etmek için özel bir şeyler yapıyor musunuz? Yapıyorsanız neler yapıyorsunuz? Ben de bunlarla ilgili temel olarak size 4 adımdan bahsedeceğim. Kaçamak sonrası kilo almamak için 4 önemli adım. Öncelikle kaçamak yaptınız. Oldu ya, işte hafta sonu düğün oldu, işte doğum günü oldu, belki evlilik yıl dönümünüzdü, belki bir tatile gittiniz, işte her şey dahil otelde, açık büfe otelde böyle yediniz. Evet, bu dünyanın sonu değil. Bir kere kaçamak yaptınız diye ya da bunları bir kere yediniz diye hemen çok yüksek kilolar almayacaksınız. Tartıda değişmiş olsanız bile bu asla yağ değildir, ödemdir. Onun için bundan kurtulmak için yapacağınız şeyler, bir kere kaçamaktan sonraki günlerde mutlaka ve mutlaka su tüketiminizi 1 litre artırın. Birinci temel kural, çok basit. Su tüketiminizi sadece normalden 1 litre artırdığınızda bu sizin o süreçte hani belki biraz da karbonhidrat ağırlıklı beslendiyseniz, dengesiz beslendiyseniz bağırsaklarınızda oluşan düzensizliği de düzeltecektir ve ödemi yavaş yavaş çözecektir. İkinci kural, mutlaka ve mutlaka kaçamaktan sonraki günlerde karbonhidrat tüketiminizi azaltın. Evinize döndükten sonra diyetinizden, işte beslenmenizden karbonhidrat grubunu birkaç gün çıkartın. Hatta kahvaltıda ekmek dahi yemeyin. Ara öğünlerde de hani kuru yemiş gibi karbonhidrat değeri yüksek olan şeyler yerine biraz daha şeker oranı düşük meyveleri tercih edebilirsiniz. Üçüncü kural, ana öğünlerde sebze ve yoğurt tercih edin. Mümkün zaten karbonhidrat grubunu çıkaracağız dedik. Bununla birlikte et tüketimine çok fazla girmeyin. Protein ihtiyacınızı bakliyatlardan karşılamaya çalışın. Ve ağırlıklı olarak sebze, yoğurt, bunun yanında da bolca yeşil salata tükettiğinizde vücudun o salatayla birlikte su tutmasını engelliyorsunuz ve metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlıyorsunuz. Kaçamak yaptığımız zaman bağırsaklarımız su tutuyor ve şişiyor. Bağırsakların da hızı azalıyor. Eğer kaçamak sonrası bir önlem almazsanız, birkaç gün beslenmenizde değişiklik yapmazsanız, bu bağırsakların hızının azalmasıyla birlikte kilonun vücuda oturmasına neden olur. Çünkü yediklerimizi yakamayacağız. Vücut yakamadığı her şeyi depolar. Bunu asla unutmayın. Yani ne olduğunun önemi yok. İster protein olsun, ister karbonhidrat, yani protein dahi olsa, vücudumuz için iyi olan bir şey de olsa, yakamadığı her şeyi depolar. Dördüncü kural, aynı gün veya takip eden günlerde 1,5 saat böyle tempolu bir yürüyüş yapın. Şöyle, yani bir kaçamak yaptığınızda ortalama 500 kalori daha fazla almış oluyorsunuz. 1,5 saatlik bir yürüyüş yaptığınızda da o 500 kaloriyi yakmış oluyorsunuz. Bir şekilde kendinizi dengelemiş oluyorsunuz. Yani bunu böyle haftalık kaçamaklarınızda, böyle tatlı kaçamağı, işte pasta kaçamağı, doğum günü, ufak tefek kaçamaklarınızda bunu mutlaka aynı gün ya da ertesi gün bir 1,5 saatlik yürüyüş eklerseniz yaktığınız kaloriyle o günü dengelemiş olacaksınız. Eğer kaçamağı akşam yaptıysanız da ertesi gün mutlaka 1-1,5 saat yürüyün ki o kaçamağın telafisini yapmış olun. Bu adımlara dikkat ettiğiniz takdirde kaçamak yapmaktan korkmazsınız. Tabii ki bunlar hani sürekli her günümüz kaçamak gibi geçmeyecek. Eğer bir koç eşliğinde beslenme programınızı düzenlediniz ve kilo kontrolü yapıyorsanız, bu kaçamaklarınızdan da koçunuzu bilgilendirirseniz sizi en doğru şekilde yönlendirecektir. Beğenmeyi, yorum yapmayı, ki yaptığınız kaçamakları mutlaka yorumlara bekliyorum. Sonrasında nasıl telafi ettiğinizi de merak ediyorum. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.